arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Üstüme atlayacak diye de korkuyorum. Koko sıkıldı arkadaşlar. Birazdan tekrar getireceğim. Koko 7 yaşında bir kedi arkadaşlar ve kliniğimizde bir takım karaciğer değerlerinin bir tık yüksek olmasından dolayı tedavi görüyor. Şu anda genel durumu çok iyi. Bugün aslında dişiyle alakalı bir problem için gelmişti. Rezorptif lezyon var arka molar dişlerinde. Bunun için röntgen çekecekti ve genel kontrolleri yapılacaktı. Ama tam da bugün kusmuş biraz. Kusunca hasta sahibimiz de biraz endişelendi. Çünkü anestezi biliyorsunuz biraz vücudu, bünyeyi yoran bir süreç. Geldi mi? Geldi. Koko birazcık huysuz arkadaşlar. Çok agresif bir kedi değil ama. Hamur gidemezsin. Çok söyleniyor. Hemen sıkılıyor. Tesadüfen mide ultrasonunu çekerken idrar kesesinde biraz parıldama gördük. O yüzden de biraz idrar örneği aldık kendisinden. Şimdi bakalım idrar örneği nasıl çıkacak? Bugünün ilk hastası değil ama ortalarda, günün ortalarındayız. Önemli hastalarımızdan biriydi. Operasyonunu biraz erteleyeceğiz kusmasından dolayı. Kediler zaten arkadaşlar bir miktar kusarlar. Sürekli kusmadıkları sürece işte 2 haftada bir, ayda bir kez kusmaları problem yaratmaz. Çünkü onlar biliyorsunuz kendilerini yalıyorlar ve sürekli temizleniyorlar. Bu da her ne kadar mant kullansak da tüyleri için, yani yuttuğu tüylerin çıkarılabilmesi için yine de bir miktar kusmaya sebep oluyor. Bu çok endişeleneceğimiz bir durum değil ama haftada mesela 3 kez, 4 kez kusuyor, günde 2 kez, her gün... Ne oluyoruz? Her gün bir kez kusuyor. O zaman biraz sıkıntı demektir bu ve bunun üzerinde bakmak lazım. Şimdi Koko'yu fazla da germeyeceğiz. Göndereceğim onu. Çok sinirlendi çünkü. Eşek sıpası. Sadece Koko sahibinde duruyor arkadaşlar. Bizde falan böyle hiç durmak istemiyor. Sahibinde evet duruyor ama saatlerce duruyor. Evet. Koko'nun bir de ev arkadaşı var. Albay. O da. Biraz da onu da göstereceğim. Daha artık ben getirdim ben Koko'yu. Aynen yeter. Arkadaşlar gördünüz bu kadardı Koko'yu. Albay'ı tamam arkadaşlar var? Şimdi Albay'ı getiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi de Albay geldi. Albay'ın ne yapacağız? Albay'ın mikroçipini yapacağız. Yeni yıla sayılı günler kala mikroçipleriyle artık ilgili iyice işlemlerimiz hızlandı. Hemen. Yine mikroçiple ilgili birisi arıyor. Bizim bir akrabamız. Arkadaşlar Albay Koko ne kadar konuşkan ve gerginse Albay da o kadar saftirik ve suskun bir kedi. Çok tatlı, minnak. İsmine bayılıyorum zaten. Adının Albay olmasına. Burası ne böyle? İlaçlar. İlaçlar mı? Evet. İlaçlar mı oldun sen? Ne ilaçlar içiyordu Albay? Ay veririm sana, ay veririm sana. Kaldı geriye cevapsız sorular. Midesiyle ilgili bir şeyler içiyordu Albay. Ve kulağında da bir miktar evet şeyler var. Fel'in baş boyun dermatiti, kedi baş boyun dermatiti dediğimiz alerjik bir rahatsızlık var arkadaşlar. Biraz biz ona benzetmiştik. Burada minik minik şeyler çıkmıştı ama milyar tarzda dermatit odakları çıkmıştı. Ama geçmiş gibi gözüküyor. Bugün biraz onun kontrolü içinde geldi hem. Evet. Geçen sefer gelmişti. Çok iyi. Midesiyle ilgili, bağırsaklarıyla ilgili problemi vardı. Yakalık takmamış, o yüzden bu yüzüne sürülen, kulaklarının önüne sürülen kremi yalamış fazlaca. Kendini ovalayıp ovalayıp yalamış. Ondan dolayı da sindirim sistemini birazcık bozmuştu. Onunla ilgili mide ilaçları alıyor Albay. O yüzden ağzının kenarında böyle o mide ilaçlarının kanıntısından var. Sahibi içirirken biraz oralara saçmış. Evet arkadaşlar, şimdi biraz kulaklarını temizleyeceğiz. Aslı hocam kulakları temizlerken ben hemen çiple ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Mikroçipimizin aplikatörü, uygulama aparatı yani bu. Bunun içinde küçücük bir mikroçip var, pirinç tanesi büyüklüğünde. Onu genellikle iki kürek kemiği arasına uyguluyoruz. Şimdi yeni çıkan prosedürler gereği farklı yerlere de uygulanabiliyor. Önceden sadece iki kürek kemiği ve sadece kulakların arkası tercih edilebiliyordu. Şimdi MR ile ilgili yaşanan problemlerden dolayı MR çekilirken bu çiplerin yarattığı artefaklar görüntü bozukluklarından kaynaklı Ankara'daki bir İstanbul'da şubesi olan bir hastane bununla ilgili başvuruda bulundu. Bakanlığa bu çipler böyle böyle bizim için problem yaratıyor. En azından bazı hassas ırklara yani böyle boyun bölgesinde MR çekilmesi çok müsait olan bazı hayvan ırkları var. Genelde işte dobermanlarda çok fazla oluyor. İşte bazı kavaler köpeklerlerde oluyor. Köpeklerler neyse. Köpeklerde oluyor. Onların en azından dediler şeylerin çiplerini sternum dediğimiz şu göğüs kemiği, şu ortadaki hemen karnının altındaki göğüs kemiğinin yanına veya arka bacaklara uygulayalım diye bir öneride bulunuldu. İndirelim mi? Bununla ilgili de tabii geliyor hemen şimdi. Bebiş.
Bununla ilgili de bakanlık bunu olumlu bulunca şimdi yeni artık uygulama yöntemlerini bu lokasyonlarda eklendi. Aferin. Bebiş ne oldu? Sıkıldın hemen. Bravo sana. Ama geçmiş tamamen. Biz kedilerde bu arada şey yapıyoruz. İki körek yemeği arasında uygulamaya devam ediyoruz. Kedilerde çünkü o bölge güvenli. Çok fazla problem yaşayabileceğimiz bir bölge değil. Genelde kedilerin belle ilgili, kuyrukla ilgili problemleri daha fazla oluyor. O yüzden arka kısma yani belden alttaki bir bölgeye uygulamayı çok tercih etmiyorum ben. Şimdi kulaklarımız temizlensin. Hemen mikroçipimizi de takacağız. Albayı yollayacağız. Sonra bir sonraki hastamızı göstereceğim size arkadaşlar. İsmi Hera. Onunla ilgili de şimdi bugün kısırlaştırma operasyonu oldu. Kendisi dişiydi. Bugün işlemleri yapıldı. Operasyonu bitti. Şimdi küvezde uyandı. Birazdan onu da getireceğim. Onunla ilgili de hemen size bilgi vereceğim. O da farklı bir ırk kedimiz. Evet arkadaşlar, dişlerine bakıyorum şimdi. Genel muayenesini yani tamamlamış oluyorum. Biraz şöyle arkalara bakacağım. Tamam. Başka bir yerinde bir şey yok. Küçük albay. Dobik. Şimdi albay senin tırnakları keser mi? Çipte Atakan hocam şurada bir ödül maması olması lazım. Oradan tamam. Ulaşabilirseniz ben tutuyorum abi. Hemen geliyor ödül mamamız. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar bizim çiplerimiz. Al bakalım. Ne varmış burada? Ne varmış burada? Şöyle şuraya uygulayacağız. Tamam. Evet. Ödül mamasını sevmedi. Yok sevmedi. Yani kokusuna bir böyle evet. Ağzı sulandı hafiften ama. Hiç oralı da değil yani arkadaşlar. Evet. Çipi uyguluyorum. Bakayım ben de buradan mamayla İnşallah kandırmaya çalışıyorum. Biraz da şöyle dikkatini dağıtıyorum. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Evet girdik. Şimdi itekledim içeriye. İğne biraz büyük ama kedilerin deri altı çok gevşek olduğu için genelde tepki aferin göstermiyorlar. Sana. Aferin sana. Eğer çok tepki gösterebilecek bir hayvansa yani karakteri öyleyse zaten bu belli oluyor, çok gergin hayvanlar genelde tepki gösteriyorlar. O zaman da önlerine sevecekleri bir yaş mumu açıyoruz. Bazen dikkatlerini dağıtıyoruz. Bazen işte hafif sallayabiliyoruz. Bazen de böyle arkadan çünkü buradan bir enjektörle bir dokunuş yapacağımız için şöyle tık 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 arkadan biraz vuruyoruz. Dolayısıyla dikkati dağılmış oluyor. O da güzel bir yöntem. Hop. Hiç zorlanmıyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen çipimizi de şuradan okutacağım. Evet. Bunun özel dedektörleri var arkadaşlar. O dedektörlerle okutulduğu zaman sadece bu çip numarası çıkıyor. Cep telefonunuzdan ya da başka cihazlardan bunu tanımanın çok mümkünatı yok açıkçası. Bu özel dedektörlerle okutulup ortaya çıkan bu çip numarası bizdeki TC kimlik numarası gibi oluyor ve bakanlığın sistemine kaydediliyor. Şu anda çip numaramız çıktı. Sonu 10.28. Şuradaki numaranın aynısı çıkıyor arkadaşlar. Çok da şey yapmayayım, şu baş kısmını göstermeyeyim. Şimdi kopyalama falan olur mu bilmiyorum ama. Böyle bir numarası var. 15 karakterli bir numaramız oldu. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir de kilosuna bakacağım son olarak. Ondan sonra albayı da yollayacağız. Hadi bakalım. Bekle hayatım. 4 kilo 235 gram. Süper. Tamam, süper. Bence kulaklarına daha fazla bir şey yapmaya gerek yok. Kulakları tamamen düzelmiş. Tamam. Şurada var minik ama o da kabuk gibi kalmış artık. Gayet iyi. Serhat Bey'in sesi ne kadar yüksek geliyor. Tamam işte oldu. Evet. Arkadaşlar albaya da güle güle deyin. Albayla ben de şimdi geliyoruz. Çekilelim. Olur. Evet. Dur. Acıdı aşkım. Evet arkadaşlar şimdiki hastamız Hera. Biraz önce bahsettiğim işte bu. Hera bir Sphinx arkadaşlar. Sphinx'ler bildiğiniz üzere tüysüz oluyorlar. O yüzden kendi vücut ısılarını koruyamadıkları için böyle battaniyelerle geliyorlar bize. Çocuğum, tüyleri böyle. Şu an çok açmayacağım size. Bugün kısırlaştırma operasyonu oldu. Hemen şöyle popos. Tamam. Vuracak diye de korkuyorum. İstiyor ya. Birazcık gergin bugün sadece. Şöyle. Çok komik arkadaşlar ve çok tatlı. Dokunma hissiyatı çok güzel. Emotion kafasıyla aynı bu arada. Emoş'a dokundurtacağım o yüzden. Tamam. Aynısı ya. Şuralar biraz tüylü de şu bölgeler hemen hemen aynı. Şurası aynısı. Çok güzel. Ben bayılıyorum arkadaşlar Sphinx kedilere. Yani gerçekten çok hoşlar.
beraber uyuması zaten biliyorsunuz hayvanların vücut sıcaklığı bizden yüksek. O yüzden daha sıcak geliyorlar hissiyat olarak. Tüy de olmayınca direkt olarak o sıcaklığı bize yansıtabiliyorlar. Bu da çok güzel. Bugün şimdi kısırlaştırma operasyonu oldu hocam. Aynen şimdi bugün kısırlaştırma operasyonu oldu. Öncesinde kan tahlillerini yaptık. Tam kan sayımında hafif bir lenfosit artışları vardı. Kızgınlığını çünkü yakın zamanda atlattı, hatta geçiriyor bir dönemde kızgınlığı. O yüzden hafif bir artış vardı. Onun haricinde diğer değerler normal çıktı. Kalp enzimine de bakmıştık. Herhangi bir kalp problemi olabilir mi acaba diye. O da normal çıkınca hızlı bir şekilde hemen anesteziye girdik. Biraz önce de yaklaşık bir yarım saat falan oldu. Uyandı. Herhangi bir sorunumuz yok. Bugün şimdi akşama kadar gözetim altında tutacağız. Akşam da sahibinin yanına taburcu edeceğiz hemen. Sfenksler ilk başta arkadaşlar böyle bazı kişilere şey geliyor olabilir. Yani itici geliyor olabilir. Yapılarından dolayı tüysüz oldukları için farklı bir şekilleri var. Ama inanın biraz böyle vakit geçirdikten sonra, biraz dokunduktan sonra kesin mutlaka bir Sphex isteyeceksiniz siz de. Evet. Çok keyifliler çünkü. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Muhteşemler. Evet, sürekli evin içinde böyle dolaşan sıcak bir şey olmasın. O zaman şimdi, Hera'yı bir kedi ve gönderiyoruz. Aynen, Hera'yı yolluyoruz. Köveze o biraz daha ısınmaya devam etsin. Orada güzel güzel dinlensin akşama kadar. Orada sürekli rutin olarak kontrollerimiz de yapılıyor. Antibiyotiğini, hareket açısını aldı. O yüzden şu an gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Hera'yı yolluyorum. Görüşmek üzere. Şimdi bir sonraki hastamız kim geliyor? Biz mi oraya gidiyoruz yoksa? Yok, o buraya geliyor. O buraya geliyor. Tamam. Kimdi adını unuttum. Adını unuttuk. Tamam, şimdi o da geliyor şimdi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncü kedimiz Mia. Mia henüz daha yeni karma aşısını olacak. Bizim arkadaşımızın yeni sahiplendiği bir kedi. Çok tatlı, bakar mısınız? Daha evet. Bebek zaten. Şimdi karma, ilk karma aşısı olacağı için karma aşı öncesi hemogramına bakacağız. O da meraklı. Yani herhangi bir enfeksiyon, herhangi bir anemi, aşı olmasına engel bir şey var mı yok mu, bunları kontrol edeceğiz. Genel durumu çok iyi gözüküyor ama bazen olabiliyor. Hani BBC biraz yüksek çıkıyor vesaire. Bağışıklığı düşük çıkabiliyor ya bazen. Ya da bağışıklığı düşük çıkabiliyor. O yüzden böyle şeylere bakmak önemli. Şimdi kan alma işlemlerine geçiyoruz. Hadi bakalım. Tahliline bakacağız ve her şey çok normalse o zaman karma bir aşımızı ona uygulayabileceğiz. Evet arkadaşlar, bu ufaklığın kan sonuçları çıktı. Her şey normal, yerinde. O yüzden karma aşımızı da yaptık. Şu anda onu taburcu ediyoruz. Bununla ilgili yine... Ne oldu? Kaka mı yaptı? Kaka galiba. Elimde bir... Arkadaşlar biraz sıkışınca bırakmış bu ufaklık. Hayvan bıkmış. Bıkmış, evet. Bıkmış bak. Nerede ama? Bir tek orada mı yapmış? Bilmiyorum nereye bulaştı. Boklandım. Kakalardan kurtuldum. Evet. Şimdi bu ufaklığın karma aşısını yaptık. Gönderiyoruz. Daha detaylı bizi takip etmek istiyorsanız arkadaşlar, gün içinde çünkü her şeyi paylaşamıyoruz. Böyle bu aralar çok aşırı bir yoğunluğumuz var. Yılbaşına yaklaştığımız için bu mikroçiplerle de ilgili olan problemlerden dolayı, hem de yılbaşından dolayı tahminimce fiyat tarifelerinin değişeceğinden dolayı bir Aralık ayında şu an her yerde bir yoğunluk oluşuyor. Bunları da böyle sürekli YouTube videolarına sıkıştıramıyoruz. Videonun uzunluğu çok fazla olmasın, sizi sıkmayalım diye. Bizleri Instagram'dan takip ederek gün içinde yaptığımız şeyleri de görebilirsiniz buradan. Hemen linklerimizi şöyle bırakıyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Güle güle.